Geçtiğimiz haftanın iki ana önemli gündem maddesi vardı. Biri Türkiye ile ilgili, biri dünya ile ilgili. Önce dünya ile ilgili olana bakalım. Çünkü bizi de şöyle etkiledi. Özellikle baktığınızda İtalya ile ilgili başlayan bütçe sıkıntısı Euro'nun çok ciddi bir değer kaybı, uluslararası ortamda değer kaybına neden oldu. Bu Türk lirasına da yansıdı. Aslında öte yandan da dolar değer kazandı. Amerika'da ekonominin iyi gittiğine dair mesajlar geldi. Büyüme rakamı beklentinin üstüne çıktı. Bütün bunlar üst üste gelince dolar ciddi bir değer kazanma sürecine girdi. Ama baktığınızda Türkiye'de durum biraz daha farklı oluştu. Ne oldu? Türkiye'de Türk lirası hem dolarda hem de euro cinsinden değer kazanmış oldu. Hatta euronun uluslararası ortamdaki değer kaybı biraz daha bize denk geldi. Tabii bunun çeşitli etkileri var. Özellikle biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye'nin ana ihracat pazarı Avrupa. Avrupa para biriminin değer kaybetmesi bizim ithal girdilerimizin dolar cinsinden olmasından ötürü özellikle ihracatçılarımızı olumsuz etkileyebilir. Zaten dövize çok ihtiyaç duyduğumuz ihracatın kur avantajıyla bir miktar arttığı bir dönemde en azından o dolar ve euro arasındaki dengesizlik bizi biraz olumsuz etkileyebilir. Bu birinci konuydu. İkinci konu ise şu, dönüp baktığınızda geçtiğimiz hafta biraz daha haberler, şirket haberleri üzerine yoğunlaştı. Concordato haberleri gelmeye devam ediyor. Piyasadaki durgunluk çok öne çıkıyor. Ama bu arada önemli bir gelişme oldu. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı. Faizler değişmedi. Siz de takip ettiniz. Faizlerin değişmemesi aslında Merkez Bankası'nın bir miktar daha durumu izlemek istediği göstergesiydi. Yani Eylül'de faizi arttırdım. Acaba ben buradan gerekli geri dönüşü alabiliyor muyum, alamıyor muyum? Çünkü üretici tarafı hala sıkıntılı. Üretici fiyat endeksinde biliyorsunuz %50'ye yaklaşmış bir artışla karşı karşıyaydık. Bu açıdan önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın son enflasyon raporuna bakacağız. O raporda Merkez Bankası sene sonuna dair beklentilerini bizlerle paylaşacak ve hem gıda enflasyonunda hem de diğer alanlarda nasıl gelişmeleri beklediğini söyleyecek. Bu piyasa beklentisini yönlendirmesi açısından önemli. Zaten fiyatların yükseldiği, tüketicilerin %25'lik bir enflasyonla karşı karşıya kaldığı bir ortamda en azından enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüşü ya da düşüşüne ilişkin Merkez Bankası'nın atacağı adımlar hepimiz için önemli olacak. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. İyi bir hafta diliyoruz.